ve ikinci dereceden bir bilinmeyenle denklemlerle ilgili alıştırma sorularını çözeceğiz. Bu konuları bir önceki videolarımda anlattım. E, dinlemeyenler, izlemeyenler varsa önce o videolarımızı izlesinler. Daha sonra bu videomuzda alıştırmaların çözümünü takip etsinler diyoruz. Arkadaşlar bir de bu hazırladığımız videoların pdf'sini e, videonun altına bırakıyoruz, link bırakıyoruz. Onu tıklıyorsunuz, pdf'lere ulaşıyorsunuz işte. Gelelim şimdi sorularımıza. Evet, birinci sorumuz bir otobüsteki kadınların sayısı erkeklerin sayısının yarısı kadardır. Şimdi arkadaşlar problem çözerken yapacağınız şey cümleleri tek tek Matematiksel ifadeye çevirmek. Şimdi buraya kadar olan cümleyi bir matematiksel ifadeye çevirelim. Bir otobüsteki kadınların sayısı erkeklerin sayısının yarısı. Ben eğer erkeklerin sayısına 2x dersem kadınların sayısı erkeklerin yarısı olacağı için kadınların sayısı da x olur. Böylelikle otobüsteki kadın sayısı x erkek sayısı da 2x olmuş oldu. İlk durumda. Daha sonra ilk durakta 6 erkek inip Aa, 6 tane erkek inerse erkek sayısı ne olmuş olur? Azalmış olur. Kaç azalmış olur arkadaşlar? 6 azalmış olur. Eksi 6. 6 erkek inip 8 evli çift bindiğinde. Aa, 8 e şimdi şuraya kadar olan cümleyi düzenliyoruz arkadaşlar. Önce şu cümlemizi yaptık. X'e 2x dedik. Şimdi de ilk durum ilk durakta 6 erkek binip 8 evli çift bindiğine bakacağız. Şimdi 6 tanesi indi. Eksi 6 yazdık erkeklere. Okey. Sonra kadınları şey çifte geçiyoruz. Binenlere geçiyoruz. 8 evli çift bindi. Ne demek? 8 tane kadın bindi demek. 8 tane kadınımız bindi demek. 8 tane de erkek bindi demek. O zaman erkek sayısı da kadın sayısı da ne olacak? Artı kadın sayısı ne olacak? X artı 8 olacak. Erkek sayısı inenlerden sonra bir daha 6-8 tanemiz bindi diyoruz. Şu şekilde getiriyoruz. Devam ediyorum soruma. Ee, Bindiğinde kadınların sayısı kadınların sayısı ne oldu? X artı 8. Kadınların sayısı erkeklerin sayısına 2 x 6 artı 8'e eşit olmaktadır. Ha, bulduğumuz bu sayılar birbirlerine eşitmiş çocuklar. Kadınların sayısı Erkeklerin sayısına şuradaki e, cebirsel işlemi yaparsak hemen artı 2 birbirine eşitmiş. Burada arkadaşlar bakın birinci dereceden bir yani bir denklem elde ettim. Bunu çözeceğiz. E, bunu yapmak için ne yapıyoruz? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Artı x'i mi bu tarafa eksi x olarak atacağım. Artı 2'yi de bu tarafa eksi 2 olarak atacağım. Ne olacak arkadaşlar? 8 eksi 2 eşittir 2x eksi x'den 6 eşittir x. Ben x'i buldum. Bitti mi soru bitmedi arkadaşlar. Ne istediğine bakacaksınız. Buna göre başlangıçtaki kadın yolcu sayısını bulmuş. Ha, kadın yolcu sayısına ben ne demiştim? x demiştim başlangıçta. Başlangıçta kadın sayısına ben x demiştim. Erkek sayısına 2x demiştim. Bana kadın sayısını sordu. O zaman kadın sayısı x olduğuna göre ben de bulmuş olmuşum demek ki sorumun cevabına. Evet geçiyoruz diğer sorumuza. 160 soruluk bir sınavda her 4 yanlış cevap için bir doğru cevap silinmektedir. Güzel. Ee, silinerek öğrencinin neti hesaplanmaktadır. Tamam. 120 soru işaretleyen bir öğrenci... 120 soru işaretlemiş. Hepsini işaretlemiş bir öğrenci. 92,5 net yaptığına göre öğrencinin kaç soruyu doğru cevapladığını bulunuz. Şimdi çocuklar net hesaplamanın aslında bir mantığı vardır. Ee, kendi netinizi hesaplayın. Herkes hesaplar ama bu net sorusunu sorunca niye takılıyorsunuz? Ben size onun kısaca bir formülünü vereyim. Netiniz eşittir arkadaşlar. Ee, doğru soru sayısı eksi yanlış soru sayısı bölü arkadaşlar kaç doğruyu götürüyorsa işte kaç yanlış kaç doğruyu götürse işte, pardon değerim. Bir doğruyu kaç yanlış götürüyorsa? Bir doğruyu kaç yanlış götürüyor? Burada 4 yanlış götürüyor. Onun için 4. Eğer bir doğruyu 3 yanlış götürseydi bölü 3 yazıyordunuz. Bir doğruyu işte 5 yanlış götürseydi belli 5 yazacaksınız. Netinizi bu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Peki şimdi bu bir formül gibi düşünün. Bunu bilin. E, bu çünkü net hesaplama soruları her test kitabında karşınıza çıkar. Bunu öğrenin arkadaşlar. Şimdi gelelim so bizim kendi sorumuza. Şimdi e, 160 soruluk bir sınavda her 4 yanlış cevap için bir doğru cevap siliniyor. Sinek öğrenci net hesaplanmakta 120 soru işaretlemiş. Benim öğrencim 92,5 net var. Net yerine yazıyorum arkadaşlar 92,5. 120 soru cevapladığı için doğru sayısını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Doğru soru, soru sayısına x dersem Yanlış soru sayısı ne olur arkadaşlar? Çünkü doğru soru sayısı artı yanlış soru sayısının kaç olması lazım? 120 olması lazım. Eğer siz doğru soru sayısına x derseniz artı yanlış soru sayınız eşittir 120'den yanlış soru sayınız eşittir 120 eksi x olur. O zaman yanlış soru sayısına da 120 eksi x diyelim arkadaşlar. Doğru soru sayıma x dedim bu arada. Ee, x eksi 120 eksi x bölü 4 diyoruz. Hemen payda eşitliyoruz arkadaşlar. Rasyonel sayılarda çıkartma var. Payda eşitlemeden olmaz. Hemen payda eşitliyoruz. Bunun arasında gizli bir bir vardı. Bunu 4 ile genişletiyoruz çocuklar. Genişlettiğiniz zaman 4x. Şu dikkat etmeniz gereken şey şu ifadenin önünde eksi var. Eksi içeriye dağıtarak yazacaksınız. Eksi 120 artı x yapacaksınız. Bölü 4. Eşittir kime? 92 buçağı. Şimdi bunun altında gizli bir bir var. 4'ü bu tarafa çarpım olarak attığınız zaman 92 buçukla 4'ü çarptığınız zaman ne yapar çocuklar? Ee, 370 yapar 370 eşittir ee, burası ne yapar 5x eksi 120 yapar hemen 120 buraya artı olarak geçer kaç yapar 490 490 eşittir 5x x yalnız bırakmak için her tarafı 5'e böleriz her tarafı 5'e böldüğümüz zaman burada x kalacak x eşittir 590'ı 2'ye böldüğümüzde 98. 98 tane doğru sorusu var. Doğru sorusu var. Peki bu doğru soru neyi sormuş bana? Ona devam edelim çocuklar. Öğrencinin kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Ha, doğru cevapladığını sormuş. Aslında bana zaten neyi sormuş? X'i sormuş. Hemen X'i de buldum. 98 diyoruz. Doğru cevabımız. Burada arkadaşlar şu formülü bileceksiniz. Net eşittir. Doğru sayısı, doğru sayısı eksi. Doğru soru sayısı eksi. Yanlış soru sayısı bölü. İşte kaç yanlış kaç bir doğruyu götürüyorsa onun altına bölüm olarak yazıyorsunuz diyoruz arkadaşlar. Evet, bir kreş öğretmeni öğrencilerine cuma günleri hediye almaktadır. Kız öğrencileri için tanesi 4 TL olan sarı, erkek öğrencileri için şimdi kızlar için ne alıyor arkadaşlar? Sarı hediyeden alıyor ve tanesi 4 TL. Bunu bir yazalım ki unutmayalım. Sonra erkek öğrenciler için arkadaşlar Erkek öğrenciler için yeşil cüzdan alıyor ve te, ta, e, tanesi 5 TL'ymiş. Yeşil cüzdanları alan öğretmen toplam 100 TL ödemiştir. Tamam. Ödemiştir. Sarı cüzdan sayısı yeşil cüzdan sayısından az olduğuna göre yani sarıların sayısı küçükmüş. Kimden? Yeşillerin, yeşil cüzdanların sayısından arkadaşlar. Ee, sarı cüzdan sayısı yeşil cüzdan sayısından az olduğuna göre burasında bakın bu cümleyi de şöyle ifade ettik. Öğretmen en fazla kaç tane sarı cüzdan almıştır? Bana sarıların sayısını soruyor. İstenenim de bu. Şimdi verilenlerimi yazdım, istenenimi yazdım. Şimdi bir de bir 100 TL olayım var. Bunu da düzenlemem lazım. Tüm cüzdanlar için 100 TL ödemiş. Kızlar e, kızlara ne kadar aldı? Kız e, sarı sayısına S diyelim. Yeşil sayısına da Y diyoruz arkadaşlar sarı sayısı sarı cüzdan sayısı S. Her birine 4 TL ödediği için 4 çarpı S eşittir. E, eşittir nereden çıktı özür dilerim. Artı yeşil cüzdanları ödediği parayı bulmak için de 5 çarpı Y eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 100 TL ödeyecek. Toplamda sarılara ve yeşillere toplamda ödediği 100 TL. Burada arkadaşlar bakın bir bilinmeyen de bir denk, iki bilinmeyen yani bir denklemi var, bir tane denklemi var. Eğer e, denklemde bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazlaysa Burada değer vereceksiniz demektir. Bu soruda da değer vereceğiz. Şimdi şuraya baktığınızda bu 5'in katı. Yüzde 5'in katı bir sayıdır. 5'in katıyla ancak 5'in katını toplarsanız arkadaşlar 5'in katını elde edersiniz. İsterseniz kendiniz ee, cebirsel olarak yanda deneyin bakın. 3'ün katı ile 3'ün katı toplanırsa 3'ün katı olur. şey 4'ün katı ile 4'ün katı toplanırsa 4'ün katı olur. Bu mantıklı. 5'in katı ile 5'in katı toplanırsa ancak 5'in katı bir sayı elde edilir. Burası 5'in katı, burası 5'in katı. O zaman bunun da 5'in katı olması lazım. 4 ile neyi çarparsam 5'in katı olur? Tabii ki 5'in katlarına. O zaman sarıya 5'in katları olan sayıları vermeniz lazım. Ee, yani 1, 2, 3 diye tüm sayıları denememe gerek yok. Bu arada en az sayıyı, en fazla sayıyı arıyorum. Ee, ben 5 veririm önce. 4 kere 5, 20 yapar. 20 artı 5y eşittir 100. Buradan y'ne çıkar? 16 çıkar. Sıkıntı yok. Bir de s'ye 8, 10 verelim. 4 çarpı 10 artı 5y. Bu nereye kadar gider demeyin. Hemen çıkar zaten 40. 5y eşittir 60'dan y eşittir 12. Evet şu an 10 küçüktür 12'den bu da doğru. Bir de 15 verelim. 4 çarpı 15 artı 5y eşittir 100. Ee, şurası ne yapacak? Şurada 60 60 çıkınca 5 y eşittir 40 y eşittir 8. Burada baktığınız zaman 15 yazınız Sarı sayınız yeşil sayınızdan fazla oldu. Olmaz bu. O zaman en fazla vereceğiniz sarılara en fazla vereceğiniz bir 5 verdik. Bir de 10 verdik. En fazla verebileceğimi sorduğu için 10. En fazla 10 tane sarı cüzdan almıştır. diyoruz Evet dördüncü sorumuz bir lise kardeş okul olarak seçtiği bir okulun kütüphanesini zenginleştirmek için kitap göndermek istemektedir konu öğrencilere duyurularak okudukları veya okumadıkları, e, kullanmadıkları kullanmayacakları kitapları bağışlayabilecekleri söylenmiştir öğrencilerin kitap bağışları ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir her öğrenci en az bir kitap bağış yapmıştır. 3 kitap bağış yapan öğrenci sayısı 2 kitap bağış yapan öğrenciden 50 fazladır. Yani 3 kitap bağış yapan öğrenci sayılarım, 2 kitap bağış yapan öğrenci sayılarım ve 1 kitap bağış yapan öğrenci sayılarım olacak. Çünkü bağış sadece 1, 2, 3 adet olarak yapılmıştır. Yani 4 adet yapan yok, 5 adet yapan yok. 3 adet kitap verenler, 3 adet kitap verenler, 2 kitap verenler ve 1 kitap verenlerin sayılarını yazacağım altlarına. Şimdi bana şu verilen 3 öncülden yararlanacağım çocuklar. Burada demiş ki 3 kitap bağış yapan öğrenci sayısı 2 kitap bağış yapan öğrenci sayısından 50 fazladır. O zaman 2 kitap yapanlara x dersem 3 kitap yapan da ondan 50 fazla olacağı için x artı 50 kişi. Bakın buraya yazdıklarım kişi sayısı. 50 kişi ne yapmıştır? 3 tane kitap hediye etmiştir. X artı 50 kişi. Şimdi devam ediyorum. Bir kitap bağış yapan öğrenci sayısı 3 kitap bağış yapan öğrenci sayısının 2 katıdır. 3 kitap bağış yapan kişi sayısı kaçtı? X artı 50 idi. Bir kitap bağış yapan da bunun 2 katıymış. Yani X artı 50. Arkadaşlar burada bu yazdığım şeyler kişi sayısı. Kitap sayısı değil. Yani X artı 50 kişi 3 kitap yaptıysa aslında kaç kitap toplanır? Toplamda kaç kitap olur? Ee, kişi sayısı burası dikkat edin. Kişi sayısı. Şimdi ben size kitap sayısını yazacağım. Kitap sayısı. Şimdi çocuklar kitap sayısını yazarken her kişi 3 kitap verdiğine göre mesela 10 kişi 3 kitap verdi. Ne yaparsınız? 10 ile 3'ü çarparsınız değil mi pratik olarak? E burada da veren kişi sayısı kaç? X artı 50. Kaç kitap verdi? 3'er kitap verdi her biri. O zaman 3 çarpı X artı 50 diyeceksiniz. Artı iki kitap verdi. Kaç kişi? X kişi. O zaman 2 çarpı X. Artı her biri birer kitap verdi. 1 çarpı zaten 1 ile çarpmak değiştirmez. 2X artı 100. Neden 2X artı 100? Çünkü 2'yi içeriye dağıtıyoruz çocuklar. Bu Toplam kitap sayısı kaçmış bakın toplam 810 kitap bağışı yapılmış eşittir 810. Buna göre okulda toplam kaç öğrenci olduğunu bulunuz bu. Okuldaki kişi sayısı dediğimiz aslında şu öğrenci sayısı. Aslında bana bunların toplamı soruluyor tamam mı çocuklar? Güzel. Neyin sorulduğunu bulduk. Denklemimizi oluşturduk. Şimdi çözeceğiz. X'i bulacağız. Ondan sonra da isteneni yerine yazacağız. Hemen çarpalım şu 3'ü içeriye dağıtmanız lazım. 3 x x'ten 3x gelecek artı 150 artı 2x artı 2x artı 100 eşittir 810. Bilinenleri bilinmeyenleri bir toplayalım. 3x 2x 2x, 2x ne yaptı? 7x yaptı. 150 ile 100'ü toplarsanız 250. 250'yi bu tarafa eksi olarak atarız. 810 eksi 250 7x eşittir 560. Her tarafı 7'ye bölersek arkadaşlar x eşittir 80. Peki ben, benden sadece x'i mi sordu? Hayır. Benden okulun mevcudunu sordu. Yani toplam kişi sayısını sordu. Hemen toplam kişi sayısına bakalım. x artı 50 artı x artı 2x artı 100. Hemen eşittir ne yapar çocuklar? 4x artı 150 yapar. Biz x'i kaç bulduk? 80 bulduk. Hemen yerine yazalım. 4 çarpı 80 artı 150. Ne yapar 4 çarpı 180? 320. 320 ile 150 ile toplarsak 470 kişi bağış yapmıştır bu okulda arkadaşlar. Toplam öğrenci sayısımız 470'tir. Ne yaptığımıza tekrar bir bakalım arkadaşlar? Bu okulda bağış yapan kişiler sadece 1, 2 ya da 3 adet kitap bağışlamışlar. Daha fazlası ya da daha azı yok. Yani hiç bağışlamayan ya da 4 kitap 5 kitap bağışlayan yok. Biz dedik ki 3 kitap bağışlayan kişi sayısına 2 kitap bağışlayan kişi sayısı ve 1 kitap bağışlayan kişi sayısı diye şöyle 3'e ayırdık öncelikle. Sonra dedik ki 3 kitap bağışlayan yapan kişi sayısı 2 kitap baş yapan öğrenci sayısından 50 fazladır. Şuraya yazdığım şey aslında öğrenci sayısı. Öğrenci sayısı işte ona göre arkadaşlar şuradaki verilen öncüllere göre bunları oluşturduk. Sonra bana şuraya dikkat edin toplam kitap yapılan baş yapılan kitap sayısını vermiş. O zaman benim kitap sayısını bulmam lazım. Ben buraya öğrenci sayısını yazdım. Bu kafa karıştırabilir. Bunu tutup da 810'a eşitleyebilirsiniz. Buraya dikkat edin çocuklar. Şu yazdığımız şey öğrenci sayısı. Öğrenci sayısıyla kitap sayısı farklı. Çünkü bazıları 3 kitap verdi, bazıları 2 kitap verdi, bazıları 1 kitap verdi. Hepsi 1 kitap verseydi öğrenci sayısı da baş yapılan kitap sayısı aynı olurdu. Ama 3 e, kitap verdikleri zaman sanki 3 katı gibi yapmış oluyorlar. 2 kitap verdiği zaman sanki 2 katı gibi oluyor arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Önce x'imizi bulduk. Sonra neyin istendiğine dikkat ederek arkadaşlar bizden x istenmiyordu. Bu okuldaki toplam öğrenci sayısı istiyordu. Toplam öğrenci sayısı da şu yazdığımız ilk x'li kısım diyoruz. Geçiyorum bir sonraki soruma. Bir inşaat firması kentsel dönüşüm çerçevesinde bir sitedeki konutları yıkıp yeniden inşa edecektir. Güzel. Firma inşa edeceği dairelerin 5 bölü 12'sini kas sahiplerine 1 bölü 6'sını yapılan anlaşma gereği işçilere verecektir. Kalan, kalanın 5 bölü 4'ünü satarak inşaat maliyetini karşılayacaktır. Firma geriye kalan 20 daireyi satmayı planladığına göre, firmanın toplam kaç daire inşa edeceğini bulunuz. Arkadaşlar, böyle ee, kesir problemlerinde verilen kesirlerin paydalarının çarpımı olarak alın. İlk baştaki daire sayısını tamam mı? Ya da işte kumaş e, kumaşın işte 1 bölü 3'ünü satar sonra kalanın 1 bölü 5'ini satar falan fıstık. Öyle sorularda böyle kalanın kalanın diye bölüyorsa arkadaşlar paydaları çarpın. Baştakini o kadar x alın. Mesela e, ne yapacağım 5 çarpı 6 çarpı 12 ne yapar arkadaşlar 5 kere 6 30 12 ile çarptığımda 360 x diyeceğim İlk baştaki kumaş şey daire sayım 360x olsun. İlk baştaki daire sayısı 360x olsun. Hemen yazalım. Daire sayısı 360x olsun. Şimdi çocuklar öncelikle bunun 5 bölü 2'sini hesaplayalım. Hemen hesaplayalım. 5 bölü 12'sini kime veriyor? 360x'in arkadaşlar. Ee, ne dairenin 5 bölü 12'sini kat sahiplerine verecek. Hemen yapalım arkadaşlar. Sadeleştirdik. 30 30a 5'i çarptık. 150 x'ini kat sahiplerine verdi. Kat sahiplerine. Sonra 1 bölü 6'sını yapan 1 bölü 6'sını yapılan anlaşma gereği işçilere verecektir. İnşa edilen dairelerin arkadaşlar kalanın dememiş. Yani 360 x'in. 1 bölü 6 çarpı 360 x bu çok önemli arkadaşlar. Kalanın deseydi 360'tan 150x'i çıkarıp yapacaktım. Ama kalanın demediği için dairelerin 1 bölü 6'sını dediği için bu şekilde yapıyoruz. Sadeleştirip yaptığımızda 60x. 60x'ini de kime verecek? işçilere verecek. İşçi, işçilere verdik. Şimdi Kalanın. Bakın cümlenin başına ne diyor? Kalanın. işleri de verdik. Kalanın. Şimdi bunları verdiğin zaman kaç gitti arkadaşlar? 210x'iniz gitti. 210x daire gitti. Geriye kaç daire kaldı? 150x daire kaldı. İşte bu kalanın 4 bölü 5'ini satacakmış. Masrafları karşılayacakmış. Hemen şöyle bir sadeleştirelim. Kaç yapar? 30 çarptık. 120x. 120x de masraflara gitti çocuklar yanlış hesap alındı Tamam. 5'e ee, böldüm. Tamam. Masraflar firmaya geriye kalan 30 daire olduğuna, hadi pardon, 20 daire olduğuna göre. Şimdi çocuklar 150 x'imiz kalmıştı. 150 x'in e, 120'sini daha gittik. Ne oldu? 100 x dairem kaldı. 100 x daire kaça eşitmiş? 20 daireye eşitmiş. Hemen her yeri e, 30'a böldüğümüzde x'imizi ne buluruz? 2 bölü 3 buluruz. x'i 2 bölü 3 bulduk. Bitti mi? Bitmedi. Bana sorulan şey ney? firma geriye kalan 20 daireyi satmayı planladığına göre firmanın toplam kaç daire inşaat ettiğini. Şimdi biz en baştaki toplam daire dedi en baştaki daire sayısı. Daire sayısına 360x demiştik. Biz x'i 2 bölü 3 bulduk. Hemen getirip 2 bölü 3'ü yerine koyalım çocuklar şurada. 360 çarpı 2 bölü 3. 3'e böldüğünüzde 120. 2 ile çarptığınızda 240 daire arkadaşlar 240 tane daire inşa etmiştir firmamız diyoruz. Var mı sıkıntısı olan anlamadığı yer olan bence yok. Geçiyoruz arkadaşlar demiyorum. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Y yeni videolarda görüşmek üzere. <laughs>